bu şekilde arkadaşlar. Bu işte Jason Nano'muz. Bunu işte bilgisayarı, ekranı, kamerayı, işte klavyeyi ve mouse'u bağlayacağım. Bilgisayardan da işte Ubuntu'ya falan girip bir şeyler yapacağız orada. Ama şimdi işte Jason Nano'ya bağlanmayacağım. Bu da bir yüzüme nurulmuş gibi. Şimdi Jason Nano'ya bağlanmayacağım. Kendi bilgisayarımdan Windows'a girip şu şeyi halledeceğim. IoT projesini halledeceğim. Ya of bak. Salaklık parayla mı? Değil. IoT projesini yapacağım dedim. Üçlüyü aldım oraya götürdüm. Televizyonun prizini nereme sokacağım acaba? Sakinim. Sakinim. Bilgisayarım Allah'ın izniyle açılırsa ben de başlayacağım. Şimdi bunları telefondan kontrol edeceğim için şimdilik kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Şimdi az önceki proje için kumandadan veri almaya çalışıyorum ama gene geçenki gibi oldu. Her bastığımda 3 çeşit 3 farklı kod var. Açma kapama için 3 farklı kod var. Sesi kısma açma kanalları değiştirmede 2 farklı kod var. Ama geçenki yaptığımız koddan benim bilgisayara gelen kod daha kısa. Yani arkadaşların evinde yaptığımızda daha uzun bir kod vardı. Onu anlamadım. Şimdi geç oldu. O yüzden yarın arkadaşa soracağım. Yarın ona bir daha bakacağız. Şimdi kendime noodle yaptım ve noodle'umu yiyerek bir şeyler izleyeceğim. Ondan sonra da Allah'ın izniyle vira bismillah deyip bitirmeye başlayacağız arkadaşlar. Sonumuz hayır olsun diyorum. Öyle. Ben şimdi bunu yiyeyim. Sonra görüşürüz. Ne habersiniz arkadaşlar? Saat 5.32 ve sonunda o istediğim motivasyonu elde ettim arkadaşlar. Sonunda. Ben mutluyum. Siz. Cheers diyoruz. Bunu da Fatmacığım Budapeşte'den getirmiş. Teşekkür ederim Fatmacığım. Kupamı kullanıyorum. Peki ben ne yapıyorum? Ben dün gece başladım arkadaşlar. Hani bitirmeye başlamadım. Şimdi bizim bir tane nesnelerin interneti dersimiz vardı. Onun projesinin raporunu yazıyorum. Ama raporu da bitirme tezi formatında yazmamız gerekiyor. O yüzden şu an onunla uğraşıyorum. Ve dün bir 17 sayfa falan yazdım. Bugün de geri kalan kısmı tamamlıyorum. Şu an sadece mimarisini anlatacağım. Ondan sonra işte sonucu falan bağlayıp kaynakçayı yapıştırıp son birkaç düzenleme olacak. Ondan sonra umuyorum ki 3-4 saat içerisinde de bunu bitireceğim. Bunu hedefliyorum. Ondan sonra da yarın gece neye başlıyoruz? Yarın gece bitirmeye başlıyoruz. Evet. Ben aslında şöyle düşünmüştüm. Bitirmeyi gerçekten salacaktım. Ve bir dönem uzatacaktım. Hani derslerimi verip sadece bitirme olacaktı. Ve bitirmeyle uğraşacaktım bir dönem boyunca. Ama sonra bu motivasyonla beraber dedim ki bitirmeye de başlayayım. Bakayım oluyor mu? Bir haftada bitirme tezini, bir haftada bitirme projesini yapabilecek miyiz? Bunu göreceğiz. Yani imkansız zaman alır diyorlar. Bizim için bu zamanda bir hafta veriyorum ben şu an. Eğer bir haftada projeyi halledersem, bakın bir haftada projeyi halledersem, benim sırtım yere gelmez gerçekten. Yani ondan sonra komisyona gideceğiz. Eğer komisyonda olmazsa yapabileceğim hiçbir şey yok. Uzarsa yapabileceğim hiçbir şey yok. Sadece ben zaten şunu kendime yediremiyorum. Ya ne kadar hani salmayı düşünsem de içimden bir ses hani hayır beste yapma diyor. Çünkü bir şey için sonuna kadar çaba göstermeyip onu bıraktığım zaman kendimi çok kötü hissediyorum ve aslında bırakamıyorum. Bu da aslında bırakamadığımın bir örneği. O yüzden çabalayacağız, yapacağız, başaracağız. Başaracağız yani yapacağız ya. Yapacağız arkadaşım. Niye yapamıyorum? Yapacağız.
O yüzden tam gaz çalışmaya devam diyoruz. Bu arada pizzayım nasıl? görenler deldirdim zannediyor ama deldirmedim arkadaşlar. Bu kancalı bir şekilde takılıyor buraya. Taktım. Çünkü benim hastalığım var biliyorsunuz. Anjiyonetik ödem. Şişiyorum ve kulak deldirmeymiş, burun deldirmeymiş bu tarz şeylere yemiyor. Cidden yemiyor yani. Çünkü dudağımı ısırsam ya da çakıl bile ısırsa şişiyor burası. O yüzden deldirirsem ne olurunu düşünemiyorum. Belki bir şey olmayabilir ama olursa. Ki büyük olasılıkla olur çünkü koluma iğne yediğim zaman bile o iğne yediğim yer şişiyor yani. O yüzden böyle bir şey buldum. Acı yok. Dert yok. İltihaplanacakmış sıkıntısı yok. Çıkarttım kapanacakmış derdi yok. İstersem takıyorum istersem takmıyorum. Ama çok hoşuma gittiği için bu ara sürekli takıyorum. Size tavsiyem yani deldirmek istemiyorsanız ve hoşunuza gidiyorsa bakın benim gibi bunu alıp takabilirsiniz. O zaman çok fazla konuşmaya gerek yok. Çalışmaya kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü bu motivasyona ulaşmak için çok badireler atlattım. Yani neler atlattım. Ya siz de biliyorsunuz. Ben kendi içimde de biliyorum. Çok zor zamanlar geçirdim. Ama umarım o zor zamanlar geride kalmıştır. Bu motivasyonla beraber her şeyin üstesinden geliriz. Bu arada insansız araçlar sınavımız açıklanmış. Ondan da 75 almışım. Çok iyi. İşlemsel zekayı bekliyorum. İnsansız araçlardan 75 almam aslında çok bir önem arz etmiyor. Çünkü sadece 120 etkili, önemli olan final. Finalde de Allah kerim. Yani ona da çalışacağız artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü kalmayalım dersen. Finalde vermem lazım. Bir tak almak istemiyorum. Bir tak alırsak zorlarız. Gerçekten zorlarız yani. Neyse çok fazla konuşmayalım. Hadi başlayalım. Hadi. Birazdan şimdi hazırlandım ben. Çok hızlı bir giriş oldu. Hazırlandım. Şimdi ben şey bitirdim arkadaşlar. Ne onun adı? IoT projesinin. İşte proje oldu. Onun hatta Fatmalara gittim. Videosunu çektim. Raporunu yazdım bitirme formatından. Sadece şekiller dizini oluşturacağımız kısmı bir türlü olmadı. Yani o tablo bir türlü eklenmedi. Sadece o kısım kaldı işte. Ona da Şafak bakacak. Şimdi ben de okulun oraya çıkıyorum. Bitirme projem için yolun videosunu çekeceğim. Ve daha sonrasında onu böyle frame'lere ayırıp etiket yapıp sonra gecede eğitime bırakacağım. Yani bugünkü planım bu. O yüzden hızlıca hazırlandım ve şimdi okulun oraya çıkıyorum. Hem okulun oraya çıkmışken birazcık da Starbucks'ta oturur çalışırım diye düşünüyorum. Ama baktım Starbucks'ta odaklanamıyorum, şey olamıyor falan. Hemen eve gelip evde çalışmalarıma tüm gaz devam edeceğim. Böyle geçen gün toplantı vardı. Ben toplantıya girmedim. Çünkü hiçbir şey yapmadığım için. Hoca ayın 20'sine kadar gönderebilirsiniz demiş. Ve 15 günümüz var. 15 gün boyunca çabalayacağız deli gibi. Hem bir yandan bitirmeyle uğraşacağız. Bir yandan da final haftası da yaklaşıyor. 3 tane dersim var. Onların finaline çalışmam gerekiyor. O yüzden yoğun bir tempo bizi bekliyor. Bu tempoyu olabildiğince sizinle paylaşmak istiyorum. Ve ileride bu eziyetlerimi izlemek istiyorum. O yüzden şimdi çok fazla vakit kaybetmeden hemen şuradan montumu da alayım. Gece soğuk olacak herhalde. Şu ceketimi, kot ceketimi alıyorum. Ve çıkıyorum artık yolda. Görüşürüz. Şimdi geçtim durağa. Ulan montumu giymeden önce, ceketimi giymeden önce esiyordu. Ceketimi giydim, sıcaklamaya başladım. Neyse şu otobüs gelse de biraz önce çeksem şu videoyu. Hayvalı güzel ha cidden. Aslında yürüyerek de çekilir de ölüme susamadıysam şu otobanda yürüyebilirim birazcık. Bunlar hep şerit arkadaşlar. Bunların hepsini tespit edeceğiz birazdan. Aslında şöyle bir tur atsam da neyse hiç gerek yok. Böyle uzun uzadıya olsun. Bütün yolları böyle takip etsin falan. Sıkıntı olur. Olmasın sonra. Polis mi geliyor lan? Polis diyecek de ne yapıyorsun? Şöyle şunların hepsini tespit edeceğiz. Hadi sen. Sen gel. Öyle işte bakalım arkadaşlar. İnşallah olacak. İnşallah bitirmeyi de halledeceğiz. Bakalım ya. Çok gerginim.
Neyse ki 15 günüm var. 15 gün ben gerekirse uyumam yani. Uyumam. Yeter ki olsun. Yeter ki Nano da çalışsın yani. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sesimiz adı mı? Önemli bir şey. Fotoğraf olarak daha sonrasında onu kaydedeceğim de. Seri gitmeme gerek yok. Normal. Enteresan bir dönem. Şey, şerit ve yolları şey yapacağım. Tespit edeceğim. Şimdi yolun videosunu çektim ama çok fazla güneş vardı. Umarım eğitim aşamasında o şeritlerin önüne düşen gölgeler falan etkilemez diye umuyorum. Ya olmadı, tekrardan bir yola çıkıp video çekip ya da Google Map'ten bir şekilde veriler alıp yapacağız. Bakalım. Şimdi Starbucks'a geldim. Birazcık burada takılacağım. Şu işte videoları frame haline getirmeye çalışacağım. Onları her frame haline getirirsem okey. Ondan sonra gece etiket yapacağız. Of. Umarım sıkıntı olmaz diyorum. Arkadaşlar şu an çok kötü bir şey olmak üzere. Umarım az önce yanlışlıkla bir hata vermiştir. Yoksa çok ciddiyim, oturur ağlarım. Çok ciddiyim. Şimdi buntuya girmeye çalışıyorum. Bana bugün şu an bunu yapamazsın lütfen. Lütfen canım unutun. Hadi bir tane. Hadi bir tane. Instagram verme. Hayır verme. Hadi aç. Ciddiyim ağlarım. Bak çok ciddiyim ağlarım. Hayır lütfen. Lütfen. Bana bunu yapamazsın. Bugün şu an şu konumdayken bunu yapamazsın. Hayır. Canımı buluntun. Hadi. Hadi bir tane buluntun. Bana bunu yapma. Bana bunu yapma. Lütfen yapma. Hadi. Ya! Ya! Canım benim. Canım benim. Sen benim canımsın ya. Tam tuştan şu tuşa basacaktım ve kapatıp açacaktım. Bak şu an Allah'ım sen benim bir tanemsin. Bir tanem, bir tanem. Canım Ubuntu. Güzel Ubuntu. Arkadaşlar çok ciddi kriz geçirebilirdim. Bakın çok ciddi kriz geçirebilirdim. Koştur koştur eve girer Ubuntu kurardım ama yani kriz geçirirdim. Gerçekten kriz geçirirdim. Çok mutluyum şu an. Windows'ta videoyu frame'lerine ayırmayı denedim ama olmadı bir türlü. Şimdi Ubuntu da deneyeceğim. Ondan sonra Label Me'yi kurup yolları ve şeritleri etiketleyeceğim. Çok mutluyum şu an. Gerçekten keyfim yerine geldi. Ben çalışmalarıma devam edeyim Ubuntu'yla beraber. Sonunda oldu arkadaşlar. Şimdi bu böyle bunları PNG olarak kaydederken ben de bir yandan şeyin sunumunu hazırlıyorum. IoT projesinin sunumunu hazırlıyorum. O da aradan çıksın. Bu gece bunu hallediyoruz. 700 bin tane falan veri olacak. Hatta daha da fazla olur. Şu an kaç oldu? Çünkü 8 dakikalık video. Aslında 1040 oldu. Buna bir de gerek yok da neyse. Hepsini yapsın o. Sonra gene ayarlarız. Şimdi Starbucks'tan çıktım arkadaşlar. Eve geçiyorum. Ya internet leş gibi. Zaten Ubuntu'da Starbucks'ın internetine bağlanamadım.
Sonra kendi internetimi açayım dedim. Kabloyla bağlanıyorum, zırt pırt kopuyor. Wi-Fi ile bağlanıyorum, bir şeyi 100 saatte yüklüyor falan. Kriz geçirdim. Zaten nefret ettiğim şey internet kesintisi ve yavaş olması. O yüzden şimdi eve geçiyorum. Framelerini ayırdım videoyu. Şimdi hemen bir yarım saatte sunumu hazırlayacağım, şeyin sunumunu. IoT projesi sunumunu hazırlayacağım. Zaten hemen kopyala yapıştı bir şeyler yapacağım zaten. Çok basit, hemen 20 saatte hallederim. Ondan sonra gece etikete başlıyoruz. Frameleri de ilk önce böyle 5 frame'de 1 olarak ayarladım ama bir sürü veri oldu ve hepsi birbirinin aynısı. Yani aynı şeyleri de tekrar tekrar etiketlemeyeyim. Yani label image'de şey oluyor, yani CTRL V yapabiliyorsun, önceki etiket yerine koyabiliyorsun ama label me'de olmuyor dedi arkadaşlar. Umarım benim label me'de olur. Bakalım, onu deneyeceğiz gece. Böyle 50 tane falan etiket yapıp onları hemen eğitime bırakacağım gece. Duruma göre çok daha fazla hemen verileri etiketlerim. Duruma göre. Bakalım, halledeceğiz ya. Özlediniz mi buraları? Hı? Boştu her yer. Ben Starbucks'ı uzun zaman sonra ilk defa bu kadar boş gördüm. Okulun oradaki Starbucks'ı. Ve hava gerçekten çok soğuk. Dondum. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Şu an şey düşünüyorum, araba gelmezken şu yolunda videosunu çeksem mi diye düşünüyorum da ya lütfen karayollarına sesleniyorum. Şu şeritleri birazcık daha belirgin yapın, hiç görünmüyor, hep silinmiş. Yeniden böyle bir çizgi çizerseniz, boyarsanız çok daha iyi olur her şey. Şey, karayollarına mail atmam yok mu videom için? Şeritleri beyaz bir tekrardan bayar mısınız diye. Neyse, hadi otobüs gel, çok üşüdü. Çok soğuk. Hala sunumla uğraşıyorum arkadaşlar. Az kaldı. İnanıyorum. Az kaldığına inanmak istiyorum açıkçası. Hala bitirmeye başlayamadık. Neyse, gece uzun. Başlarız. Enerjimiz yerinde. İyiyiz. Kahveye başlamadım. Bu ara iced tea'ya sardım. Iced tea içiyorum şu an. Kahveyi ilerleyen saatlere doğru iyi yap.